Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çarşafımın dört bir etrafını aynı diğer videoda gösterdiğim gibi katladım şu şekilde. Şurası etek kısmı. Şurası da baş ve ayak ucu olmak üzere tamamını dört bir etrafını şu şekilde ütüledim. Şimdi bunun pikosunu çekeceğim. Katlama işlemini bitirdim. Şu anda piko işlemi var. Piko çekeceğim. Dört bir etrafını pikoyla dolaşacağım. Şu şekilde pikomuzun dört bir etrafını çekeceğim. Ondan sonra dantelimi yerleştirip dantelimi sardıktan sonra bu şekilde dantelimin etrafını sarıp tekrar pikosunu çekip işimizi bitireceğiz arkadaşlar. Evet, bu da yastığımız. Yastığı ben sardım. İnşallah çarşafımı da bitirince çarşafımın da evet, bu nevresimimiz. Nevresimini sardım, bitirdim. Şimdi bunun dikimi olacak. Alt kısmına fermuarını taktım. Şu şekilde fermuarını da taktım. Dikeceğim. Çarşafımı ise şu şekilde iğneledim. İğneledim ve sarma işlemini yapacağım. Sardıktan sonra İnşallah dikimini, ütüsünü ve son bitmiş halini tek tek sizlere anlatacağım.
Şimdi nevresim ve yastığın dikimini yapacağım. Bu nevresimizin arkası. Düzleyerek makinenin altına koyuyorum. Diğer fermuar takmış olduğum şu şekilde arkaya katlıyorum şu kapağı. Şu şekilde. Başlarını ise şu şekilde açıyorum. Bir tane bastırıyorum üstüne. Şu şekilde düzlüyorum. Evet, şimdi ise yastığımı dikeceğim. İki tane yastığım var inşallah.
Aynı şekilde bunun da şu şekilde kapağımızı arkaya atıyorum ve ovalığın dibinde şu fermuarın tamam kısmını alıyorum elime. Burası ters yüzü. Burası iyi yüzü, dikişli olan yüzü. Açıyorum. Şöyle birkaç santim açıyorum. Ve şu düz kısım üste gelecek şekilde şu kanaldan bir sağdan bir soldan üstüne bastırıyorum. Şekilde. Aynı şekilde burayı da düzlüyorum. İkisini bir edip şurası iyi yüzü.
Evet, yazlarını da bitirmiş oldum.